başkanım. Ya böyle ben de geldim. Mahmut çeker misin? Mahmut bir daha çek abi. Gelsene gel. Bir dakika sen ayrı çık. Mahmut ben de. Dur abi bekle. Başkanım ayakkabı kutuları çıkıyor orada. Bakın başkanım. Kuzeyimizde ormanlar katlediliyor. Oradan vazgeçilmesi mümkün değil. Çünkü orası ransal alan. Biraz önce imar durumunu kapatır mısınız, imara kapatır mısınız demek istediğim buydu. İstanbul'un nüfusunu azaltmadıkça başkanım asla olamaz. İspak, evet çocuklar İspak diyordunuz değil mi? Söyleyin arkadaşlar. İspaklardan şikayetçiyiz. Ondan sonra benzin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ukamesine gidiyoruz. Bizi insan yerine koymuyorlar. Dışarıya çıkartıyorlar. Bugün git, yarın gel. Her yerde öyle. İspar devamlı. Her girdiğimiz zaman her gün mesela 10 kere girelim 10 lira para veriyoruz. Boşu boşuna verdiğimiz ispar. Göğe taksicilere cep yaptılar. Nasıl olacak bu? Bunu kaldıralım başkanım. İnşallah siz gelirsiniz de İçinizden birisi geliyor. Onu daha hesabını yapmayın. Hesabını İçinizden birisi geliyor. Onu halledecek Allah'ın izniyle. Tarifeler. Tarifeler yok. Yakında gelecekmiş zaman. Peki. Değerli arkadaşlarım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Değerli arkadaşlarım. Şoför Hakkı Baba'nın oğlu olarak taksi duraklarını geziyorum. Benim arkadaşım. Şoför Hakkı Baba'nın oğlu olmak son derece önemli bir olay. Çünkü benim babam da sarı taksileri kullandı, minibüsleri kullandı. Ben de eğitimimi sarı taksilerle yaptım. Sarı taksideki paranın ne kadar bereketli olduğunu biliyorum. Akşamleyin eve geldiği zaman rahmetli Hacı annem o bozuk paraları saymak için Allah sanki milyonları sayıyor. O büyük bir mutluluktu, büyük bir bereketti. Babacığım da o bozuk paraları getirirdi ve rahmetli annem o paraları orada evde sayardı. Evde o paralar sayılırken ben o mutluluğu, o enerjiyi ve o güzelliği hatırlıyorum. Sarı taksilerdeki şoför arkadaşlarım, baba dostları çoluklarının çocuklarının rızkını helal parayla kazanıyorlar. Sarı taksinin altından rüzgar geçiyor. Bir kar yağdığı zaman, bir lastik patladığı zaman o kirkonun nasıl değiştirildiğini, o büjö anahtarının nasıl değiştirildiğini, hele hele o büjö anahtarı bir yalama olmuşsa oradan neler çekildiğini çok iyi bilen birisiyim. Bazen de bir taksici esnafımızın arabası çevre yolunda bozulduğu zaman diğer taksiler niye durmaz diye de düşünürüm. Bunun için de taksi arkadaşlara alabildiğine sitem ederim. Oysa mesleki dayanışmalarını en güzel noktaları yapmak lazım. Şu anda gece saat 12. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetler bir saat sonra durdu ya da duracak. Ama taksici esnafımız 24 saat kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin dahi durduğu anda taksici esnaflarımız bir kamu görevi yaparlar. İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediye'mizi taksici esnaflarımızın sayesinde, önce Allah'ımın sonra taksici esnaflarımızın sayesinde kazanacağız. Kazandığımız zaman kamu hizmeti yapan taksi şoförü arkadaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ispaklarından ücretsiz olarak yararlanacaklar. Çünkü oraya giriş çıkışları, yaptıkları... İspaklara giriş çıkışları rahatlıkla yapmalılar. Oralardan her giriş çıkışa bir ücret alındığı zaman bunu ben doğru bir mantık olarak bulmuyorum. İkincisi benzine zam geldiği zaman otomatik olarak taksi esnafı da durumunu gözden geçirmesi lazım. Bir kere zam geliyor taksi esnafı aynı fiyat. İki kere geliyor aynı fiyat. Üç kere geliyor aynı fiyat. O zaman bu tekerin dönmesi mümkün değil. Madem serbest rekabet varsa bu serbest rekabet taksi esnafı için niye olmaz? Bunu da zaman zaman düşünürüm. Çünkü taksi esnaflarımız zaten zor şartlarda geçinmekte ve zor şartta çocuklarının rızkını kazanmaktalar. O nedenle istiyorum ki ben İstanbul'da taksici esnaflarımız son derece mutlu olsun. Onların da yüzleri gülsün. Onlar 24 saat çalışma yapmaktalar ve bugün taksi esnafımızla birlikte olmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum. İstanbul'daki bütün yurttaşlarımızın taksici esnafımızla nasıl bir hasbihal ettiğini de çok çok iyi biliyorum. Taksi esnafı bir kamuoyu yoklamasıdır aynı zamanda. O arabaya her gün bir arkadaşımız 10'la 20 arasında yolcuyu alır, İstanbulluyu alır ve İstanbulluların nabzını en iyi taksici arkadaşlarım ölçmekteler. Ben de baba dostlarının yanında bulunmaktan son derece mutluyum. Bütün taksi esnafımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Bol kazançlar. Başkanım çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim.
Sağ olun. Buyurun.